Uçak kadar hızlı bir tren. Bu maglev. Devrim yaratan bir ulaşım aracı. Maglev roket fiziği değil. Fakat bir şeyler ters gitti. Dünyanın bir manyetik havalanma taşıtının yaptığı ilk kazasında 23 kişi öldü. Bu geleceğin taşıma araçlarının öyküsü. Kuzey Almanya'nın kırsal kesimlerinde bir deneme tesisi, Maglev adı verilen bir manyetik havalanma taşıtı üzerinde çalışıyor. Burası Transrapid. 1 milyar dolardan fazla harcama yapılan deneme tesisi. Manyetik havalanma aracını hareket halinde denemek için tasarlandı. Bu yol 20 yıldan fazla bir süredir inşa halinde. Maglev bu yol üzerinde yaklaşık 1 milyon kilometre yol aldı. Bu deneme yolu halka açık. Her yıl binlerce turist bir ücret karşılığında bir manyetik havalanma aracıyla yolculuk etme heyecanını tadabilir. Yarım milyondan fazla meraklı ziyaretçi yüksek hızda yolculuk deneyimi yaşadı. Hiçbir kaza olmadan. Fakat bu Eylül gününde Maglev şok edici gelişmelerle karşı karşıya. Maglev deneme sürüşüne hazırlanıyor. Çok kısa sürede saatte 200 kilometre hıza çıkabiliyor. Düz yollarda saatte 450 kilometre hız yaparak bu 31,5 kilometrelik deneme yolunu kısa sürede kat edecek. Fakat harekete geçtikten 60 saniye sonra akıllara gelmeyen bir şey oluyor. Yolda enkaz ve diğer olası problemleri kontrol etmek için bulunan bir bakım aracı. Yüzyılında devrim yaratan bir teknolojinin uğradığı ilk kaza. Hemen bir soruşturma başlatılıyor. Ne olduğu ve neden olduğu hakkında sorular soruluyor. Birçok şey tehlikede. Çünkü Maglev tam da geçen yüzyılda uçağın yaptığı gibi 21. yüzyılın ulaşım teknolojisini değiştirmek üzereydi. Maglev saatte 500 kilometreye çıkabilen manyetik tahrikli bir taşıt. Ama aslında yoldan hiç ayrılmıyor. Üstelik sürücüsü de olmadan. Bu teknisyenlere göre gelecekte birçok insan havaalanı yerine Maglev istasyonuna yönelecek. Eğer dedikleri doğruysa Maglev eşi benzeri olmayan bir ulaşım aracı. Formula 1 arabalarından daha hızlı şekilde işleyen bir şehir içi trafiği düşünün. Maglev'le trenin rahatlığı uçağın hızıyla birleşiyor. Üstelik şehir merkezine yakın istasyonlarda hızlı yükleme ve boşaltma imkanı sunuyor. Kevin Coates bir ulaşım danışmanı. Mucizevi. Yolculuğunuzu planlayabilirsiniz. Amerika'da şehirden şehre yapılan kısa yolculukları düşünün. Her yolculuk 500 mil kadar. Bir şehirden diğerine geçerken saniye bile kaybetmeyeceksiniz. Bu ülkede seyahat eden insanlar bunu inanılmaz bulacaktır. Ama bu yeni ulaşım sistemi bize bunu vaat ediyor. Maglev'in havalanma sistemi onu diğer toplu taşıma araçlarından ayırıyor. Maglev teknolojisi hareket yeteneğine getirilen radikal bir yaklaşım. Araç yolun üzerinde kayıyor. Yol ve araç birlikte manyetik bir havalanma ve itici kuvvet yaratıyor. Bu sistemin hiçbir parçası başka bir ulaşım aracıyla uyumlu değil. Hız manyetik çekim gücünü kullanıyor. Taşıtın uzunluğu boyunca bu dökme alüminyum destek kolunun üzerine monte edilmiş mıknatıslar yolun altına doğru çekiliyor. Bilgisayarlar mıknatısların gücünü kontrol ederek aracı 10 milimetre yüksekte tutuyor. Bu bir CD kutusunun enine eşit. Yolcu sayısı ne kadar olursa olsun Maglev'in çelik tabanı betonla asla temas etmeyecek.
Her maglev aracı 50 ton ağırlığında ve 20 ton yük taşıma kapasitesinde. Toplam 70 ton. Bu bir tanktan daha ağır. Bu seçkin taşıt havada gevşek durmuyor. 70 tonu taşımasına ve saatte 450 kilometre hız yapabilmesine rağmen her zaman yolun sadece 10 milimetre yukarısında. Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyor. Almanya'daki Transrapid tesisleri süratle yeni kuşak maglevlerin tasarımına başladı. Burası dünyanın kendi alanında en büyük deneme tesisi. Deneme yolunun yakınlarındaki bir fabrikada maglev trenleri bir arada. Her parça titizlikle ve özenle yapılıyor. TRO 9 ekibinde çalışan Heiko Lovak, yolculuk yapma stilimizi değiştirmek istiyor. Birçok yanlış anlaşılmayla karşı karşıyayız. Oysa enerji tüketimimiz daha az olacak. Gaz emisyonu olmayacak. Manyetizm alanında bu olmaz. Havalanma ve güdüm mıknatıslarının yarattığı manyetik alan, evinizdeki televizyonun yarattığı manyetik alandan daha etkili değil. Bu insanlar yarattıkları makineye inanıyor. Geliştirilmesi için milyarlarca dolar harcandı. Peki maglev sisteminin alıcısı kim olacak? Bunu öğrenmek için Almanya'dan çok daha uzağa gitmeniz gerek. Burada Çin Halk Cumhuriyeti'nde maglev ulaşım altyapısında devrim yaratacak. Çin yeni bir ekonomik süper güç olma yolunda ilerliyor. Bu nedenle akıllı manyetik havalanma araçları yapımına karar verilmiş. Ufukta beliren petrol kıtlığı sırasında insanları ve ürünleri güvenli bir biçimde taşımak için iyi bir sisteme ihtiyaç duyan 1.3 milyar nüfuslu bir ülke için sağlanacak yararı görebiliyorlar. Gelecek için yaptıkları planlar arasında maglev de var. Şanghay şehir merkezinden uluslararası havaalanına kadar uzanacak 30 kilometrelik bir maglev sistemi sipariş edildi bile. Fakat Transrapid mühendisleri imzalanan bu ilk kontratın bir nevi sınav olduğunu biliyorlar. Maglevleri Çin'in dışına da taşımak istiyorlar. Şanghay ve turistik kasaba Hangzhou arasındaki olası maglev hattı 170 kilometre uzunluğunda. Bütçe için 4 milyar dolar ayrıldı. Şanghay ve Pekin arasındaki maglev hattının uzunluğu ise 1200 kilometre. Maliyeti ise 22 milyar dolar. Bu her kilometre için 18 milyon Amerikan doları demek. Peki Çinli müşteriler sahip olunan uçak ve hızlı tren sayısına rağmen bu sistemi satın almakla doğru kararı mı verdi? Neden ekonomik geleceklerini bir prototip için riske atıyorlar? Transrapid mühendisleri için cevap çok basit. Dünya ulaşım sistemleri için büyük bir problem var. Onlara göre araba, uçak ve trenlerin devri kapandı. Ama asıl önemli olan hava yolları endüstrisi için ufukta bir sorun var. İnsanlar jetleri seviyor. Hızlı ve güvenli oldukları ve uzun mesafe yolculuklarında süreyi kısalttıkları için. Hava yolculuğu için talep gitgide artıyor. Karayollarında gecikme en büyük problem. Havadaysa bu problemin kanatlısı var. Her yıl daha fazla uçak havalanıyor. Daha fazla hava alanı inşa ediliyor. Super Jumbo A380 yolcu uçağının ortaya çıkışıyla birlikte daha büyük hava alanları yapıldı. Fakat hava yollarını bekleyen diğer sorunlar yanında bu çözüm yetersiz. Fırlayan petrol fiyatları, Super Jumbo A 747 dakikada 170 litre petrol yakıyor. Bu her 60 saniyede 3 arabayı doldurmaya yetecek bir miktar. Maglev teknisyenlerine göre bu büyük bir sorun. Petrol fiyatları artacak. Bu kaçınılmaz. Kaynaklar tükenmesine rağmen talep artacak. Uçuş fiyatları da öyle. Bunu engellemenin hiçbir yolu yok. Sorun buysa insanlar hava yolculuğunun yerini alacak, daha uygun bir ulaşım sistemine yönelecek.
Transrapid, mühendislerini havayolu endüstrisinin Aşil topuğunu bulmak üzere görevlendirdi. Zayıf nokta 700 kilometrenin altındaki kısa mesafe yolculuklar. Birleşik Devletler'de 1000 kilometre mesafenin altındaki yolculuklar havayolu ekonomisinin %50'sini oluşturuyor. Masrafları fazla, az verimli ve hava trafiğini arttırıyor. Bu nedenle Transrapid, havayolları endüstrisinin kısa mesafe yolculukları üzerindeki etkisini azaltmak, 700 kilometrenin altındaki uçuşların yerini hızlı, çevre dostu ve ekonomik bir taşıtla almak için Maglev'i geliştirdi. Ve Çin ilk müşterileri oldu. Çin hükümeti Maglev'in potansiyelini kabul ediyor ve dünyadaki ilk ticari manyetik havalanma taşıtını sipariş ediyor. Fakat asıl sorun inşaat aşamasında başlayacak. Uçak, otomobil, tren ve uzay araçlarında olduğu gibi Maglev'de 10 yıllar süren bir gelişim aşaması geçirdi. Almanya'daki demir yollarının 1930'lara uzanan bir icatlar tarihi var. 1930'larda trenler saatte 200 kilometre hız yapıyordu. Saatte 150 kilometre hız yapabilen, hiç sarsıntısız 45 derecelik dönüş yapabilen bir model deneme yolu üzerinde sergilendi. 1930'ların Alman mucidi Hermann Kemper tekerleksiz bir tren hayal etti. Mıknatısları havaya kaldıracak ve aynı zamanda itiş gücü sağlayacak bir sistem. Fakat iki büyük sorun nedeniyle üretim yavaşladı. Bunlardan ilki bilgisayarların gücüydü. Bilgisayar gibi güçlü elektronik donanımlar gerektiğinde sistemi kontrol etmeliydi. Böylece teorilerin test edilebilmesi için onlarca yıl gerekti. Bu tuhaf görünüşlü araçların günümüzün magleviyle karşılaştırıldığında fazla hızlı gittiği söylenemezdi. Fakat birçok kişiyi memnun etmek ve çalışmalara devam etmeyi sağlamak için yeterliydi. Taşıtların hızı arttıkça ikinci bir sorun gündeme geldi. Kızakları yerden kaldırmaya yetecek kadar dengeli ve güvenilir bir havalanma sistemi bulunamamıştı. Manyetik itiş gücüyle hareket etmelerine karşın hala tekerleklere bağımlıydılar. Aracı havalandıramadıkları için bu devrim yaratan teknolojinin araştırma ve geliştirme süreci tehlikeye girdi. Maglev tarihte başarısızlığa uğramış deneyler arasındaki yerini almak üzereydi. Fakat bir şey bu durumu değiştirdi ve Maglev projesini raylardan havalandırdı. 1974 yılında Transrapid yeni bir sistem denedi. Motoru iki parçaya ayırmak. Mıknatıslar kızağa monte edildi ve ana motor aracın arkasına yerleştirildi. Bu taşıt üzerindeki ağırlığı azaltmıştı. Roketlerin de yardımıyla bu prototip saatte 401 kilometre yapabilir hale geldi. Bu, projeye yeni bir ruh vermek için ihtiyaç duyulan atılımdı. Transrapid için yapacak tek bir şey kalmıştı. Dünyayı ikna etmek, gerçek bir tane yapmak. 1 bilgisayar ve motor sorununu çözdükten sonra yolcu taşıma bölümüne geçildi. 1980 yılında sabit bir test alanı inşa etmek için Kuzey Almanya'nın Emsland bölgesinde karar kılındı. 31,5 kilometre uzunluğunda 2 turluk bir deneme yolu inşası. Meraklı gözlerden ve eleştirmenlerden uzak bir alanda icat ettikleri teknolojinin olağanüstülüğünü kanıtlayacak çalışmalara başladılar. Deneme yolu sistemi büyüklük ve uzunluk olarak tıpkı ticari bir versiyonuna benzeyecek şekilde yapıldı. Böylece mühendisler Maglev'in hızını, dayanıklılığını ve işleyişini test edebileceklerdi. Bugün Transrapid 8. versiyonunu üretti. TRO-8. En sonunda dengeli bir havalanma sistemi kurmayı başardılar. Treni her gün çalıştırıp deneyerek, toplu taşıma sistemlerini taklit ederek ve araştırmacıları yolculuk kavramını yeniden tanımlayacaklarına dair ikna ederek. Maglev geleneksel demiryolu teknolojisini hava yolculuğunun hızıyla birleştirerek enerji ve bakım masrafı az, hızlı bir kara taşımacılığı sistemi yaratıyor. Yine de Amerika ve Avrupa ülkelerinin çoğu bu sisteme karşı mesafeli.
Eleştirmenler maglevin yapımına sıfırdan başlamak için daha çok erken olduğunu savunuyor. Amerika'da neredeyse hiç hızlı tren kullanılmıyor. Bu araçların halka tanıtılma planları ise muallakta. Kevin Coates, maglev'e olan ilginin azlığından şikayetçi. Bunlar demiryolu insanları. Alışkın olmadıkları bir şey denemek istemiyorlar. Ve sorun da bu. Tüm bu danışman mühendisler, hükümeti ne yapması gerektiği konusunda uyaranlar, onlar sadece bildikleri şeyler hakkında konuşuyor. Ve maglevi bilmiyorlar. Demiryolunu bilmiyorlar. Hafif demiryolu sistemini bilmiyorlar. Hafif demiryolu tramvay sisteminden başka bir şey değil. Ve biz tramvay devrini çoktan geride bıraktık. Fakat Çin'de insanlar artık devrini tamamladığı düşünülen demir yolu sistemini aşmak gerektiğine inanıyor. Sahiden de Çin hükümetinin dikkatini çeken şey, maglev teknolojisinin gelecekte ulaşacağı inanılmaz potansiyel. İşe yaradığı takdirde Çin'in bütün ulaşım sistemini değiştirebileceğini biliyorlar. İlk ticari aracı denemek için Şangay şehrinden daha iyi bir yer bulunabilir mi? Bu kalabalık metropol tam 20 milyon insanı barındırıyor. Burası eski Çin'in bir köşeye itildiği, enkaz yığınlarından yeni bir Çin'in doğduğu yer. Geleceğin şehrini inşa ederken belirli standartlar koymak isteniyor. İş dünyasının profesyonelleri, modern atmosferi ve sağladığı iş imkanları nedeniyle Şangay'ı tercih ediyor. Bu da gelecekte cadde trafiğinde sorun yaratabilir. Tahminlere göre gelecek yıllarda 2 milyondan fazla araç caddeleri tıkayacak. Yeni otoyollar ise inşa edildikleri anda kalabalığa teslim oluyor. Çinlilerin havayolu ve otobanları tercih etmemesinin nedeni bu. İnsanları şehirden şehre taşırken elektrik kullanmanın gelecekteki ulaşım biçimi olduğunu anladılar. 2001 Mart'ında Şangay ve Pudong uluslararası havaalanının arasında bir hızlı yol inşaatına başlandı. Modern bir ekonomi için bir ulaşım altyapısı oluşturmak üzere gereken ilk basamak. Sıkışık trafikte ses ve gürültü kirliliğine neden olan bir saatlik bir araba yolculuğu, kapıdan kapıya sadece 7,5 dakika süren bir maglev hattına dönüşecek. Maglevi ulaşım problemleri için kullanmak harika bir fikir gibi görünüyor. Fakat ufuktaki mücadele çok zor. Daha önce hiç denenmedi. Alman mühendisler radikal bir ulaşım sistemini ilk seferde doğru olarak inşa etmek zorunda. Şangay'ın çökmekte olan tabanına dayanabilecek güçte olmalı. Geçtiğimiz yüzyılda 2 metrelik bir çöküş yaşandı. Bunun sonu gelecek gibi de görünmüyor. Tren hattının yapılması için Çinli mühendisler görevlendirildi. Şangay şehir merkezinden uluslararası havaalanına uzanacak bu canavar motorun yapımına başladılar. Mega projenin ilk adımı yolu açmak. Bazı binaları yıkmak ve orada insanları taşınmaya ikna etmek gerek. Asıl sorun bu evlerin altındaki toprak tabakasında başlıyor. Bütün yol hattı Yangtze ve Hangpu nehirlerinin yarattığı sel alanı üzerinde yer alıyor. Burada milyarlarca yıldır depolanan alüvyon ve kum nedeniyle toprak maglev için gereken altyapıyı kaldıracak durumda değil. Carlos Ventura bir inşaat mühendisi. Şangay'daki gibi ince, alüvyonlu bir toprak yapısı üzerine konacak tonlarca ağırlığa dayanmak için çok az kapasiteye sahip. Sonuçta mutlaka üzerindeki inşaata zarar verir. Çünkü her zaman çökebilir, devrilebilir ve kabul edilemez derecede büyük başka zararlar doğurabilir. Çin geçmişte pek çok büyük deprem yaşadı. Şangay'ı vuracak bir depremde buradaki şartlar sıvılaşma adı verilen bir doğa olayı yaratabilir. Başka bir deyişle sıvı toprak. Kolombiya Üniversitesi'nden Profesör Dawn Shuttle bu basit deneyde desteksiz bir yapının sıvılaşma nedeniyle nasıl devrilebileceğini gösteriyor. Deprem sırasında kum tanecikleri daha yoğun tabakalara kaymaya çalışır.
Fakat ortada su varsa, tanecikler toprak yerine anında suya doğru kayarak binanın batmasına neden olur. Ama bağlama kirişleri gibi uygun bir temel sayesinde bina çökmekten kurtarılabilir. Mühendisleri geceler boyunca uykusuz bırakan sorun, ne kadar temel inşa etmek gerektiği. Yol hattını çökmeden korumak ve depremlerin yıkıcı etkisini azaltmak için mühendislerin yeni bir planı var. Plan, yol hattının inanılmaz ağırlığını toprağın derinliklerine doğru yaymak. Hattın ayrı bölümleri yol boyunca 25 metre aralıklarla dikilecek, payandalar üzerine konacak. Payandalarsa bir payanda başlığı üzerine. Beton bloğu yüzeyin hemen altında yer alıyor. Payandalarsa yapıyı destekliyor. Payandaların yapımı sırasında dikkat edilmesi gereken iki nokta var. Birincisi, payanda boyutu büyüdükçe yapı da büyür. Şangay'daki payandalar yerin 2 metre derinine iniyor ve genişlikleri 10-12 metreye çıkabiliyor. Bu demektir ki hat boyunca kazık başlıklarının arası 1 metre olmalı. Mühendisler aynı zamanda inşaatın üzerinde yer alacağı toprağın yük kaldırma kapasitesine de bakıyor. Toprak kalitesi düştükçe payandaları daha derine gömmek gerek. Şangay'daki toprak o kadar kötüydü ki mühendisler payandaları 30 metre derine indirmek zorunda kaldı. Bazı yerlerde ise tam 70 metre derinliğe inildi. Bu 23 katlı bir binanın yüksekliğine eşit. Her payanda başlığı 20 veya 24 payanda taşıyor. Bu projenin tamamı için toplam 24 bin payanda demek. İlk manyetik havalanma taşıtları Almanya'dan gelmeden önce bu aşamayı tamamlamak için sadece 16 ayları var. Almanya'da ise Transrapid mühendisleri Çin yapımı yol hattında gidecek araçları yetiştirebilme telaşı altında. Asıl sorun şu. Daha önce ticari bir maglev aracı yapılmadı. Sadece prototipler üzerinde çalışıldı. Bu bir deneme sürüşü değil. Çinliler araçların çalışmasını istiyor. Hatasız çalışmasını. Maglev mühendisleri milyar dolarlık Şangay projesini aldılar. Yetiştirebilmek için sadece 22 ayları var. Plan, TR-08 prototipinin geniş çaplı üretimine başlamak. Yolcu kompartımanında sorun yaşanabilir. Çünkü bu bölme diğer sıradan yolcu trenlerinde olduğu gibi tasarlandı. Ama burada karşılaştırmaya yer yok. Lokomotif yardımıyla bir dizi vagonu çeken sıradan bir trenin aksine maglev bir tahrik ve havalanma aracı. Şangay'da imkansız denecek kadar kısa bir sürede itici gücü sağlayacak 15 ayrı sistem kurulması gerekiyor. Maglev vagonlardaki ışık kaynakları, bilgisayarlar ve elektronik aletler için güç sağlayacak herhangi bir jeneratöre sahip değil. Yola çıktığı anda ihtiyacı olan gücü mıknatısları harekete geçiren sistemden sağlıyor. Dev bataryalar depoladıkları enerjiyi trendeki ışık kaynakları ve bilgisayarlar için kullanıyorlar. Aynı zamanda mıknatıslar için yedek enerji biriktiriyorlar. Herhangi bir güç kesintisi durumunda maglev aniden durmayacak. Bataryalar maglevin yumuşak bir şekilde durabilmesi için gereken enerjiyi depolamış olacak. Tahrik ve havalanma sistemi dev elektromıknatıslar kullanıyor. Sarmal teller elektrik yardımıyla manyetik bir alan yaratıyor. Teller ne kadar sık olursa manyetik alan o kadar güçlü olacak. Trende kaç tane mıknatıs olduğu ve ne kadar ağırlık kaldırabildikleri ticari bir sır. Bu enerjiyi kontrol etmekle Transrapid 70 tonluk taşıtını havalandırmak ve itmek için bir yol keşfetmiş oldu. Maglev'in manyetik itiş sisteminde bulunan doğrusal motor başka taşıma araçlarında da kullanılıyor.
Hızlı ve dengeli hız gerektiğinde doğrusal motor yerinde bir seçim. Ancak bu işin şaka kaldıracağı anlamına gelmiyor. Bu eğlence parkında manyetik itiş teknolojisi, bu kızağı ve yolcularını yüksek hızda harekete geçirmek için maglevden esinlenerek yaratıldı. Amaç, müşterilere manyetik teknolojinin sunabileceği yer çekimi kuvvetini yaşatabilmek. Bu, Amerika'daki en hızlı binişlerden biri. Yolcular 7 saniyede sıfır noktasından saatte 160 kilometre hıza çıkarılabiliyor. ...41 kat yüksekliğindeki bir kulenin tepesinde ağırlığı hissetmeden 6 saniye boyunca asılı kaldıktan sonra kızak dehşet verici inişine başlıyor. Bu, maglevin neler başarabileceğinin sadece bir örneği. Hatta potansiyel hızının sadece ufak bir kısmı. Deniz kuvvetleri maglevin itiş gücünü güvertedeki uçak taşıma ve kalkış rampalarına adapte etmek istiyor. Uçağı kaldırmak için buharlı pistonlara güveniyorlar. Bu denendi ve başarıldı. Fakat artık modası geçmiş. Çok enerji harcayan ve en önemlisi kemikleri sarsıcı bir sistem. Pilotlar ve uçaklar için cehennem azabı. Geleceğin uçak rampaları kalkış ve hatta iniş için maglevin tahrik sistemiyle donatılacak. Süper mıknatısların kullanılmasıyla daha iyi kontrol sağlanarak uçakların ömrü uzatılacak. Bu uçağın ağırlığına göre ne kadar güç kullanılacağını kontrol edebilmek demek. Bütün potansiyeli kullanma şansı verildiği takdirde sonuç inanılmaz olacak. New Mexico çölündeki Hallam'ın hava üssünde yeni silahları denemek üzere yapılmış roket tahrikli kızakları test etmek için bir deneme hattı yapıldı. ...2003 yılında bu roket kızakları saatte 10.403 kilometre hız yaparak karada bir rekor kırdı. 3, 2, 1, 0, ateş! Maglevi yüksek hıza ulaştıran şey roketlerin ve mıknatısların bir bileşimi. Herhangi bir hava sürtünmesi olmayan vakumlu bir tüp geçit veya tünelde maglev saatte 6000 kilometreden daha yüksek hızlara ulaşabilir. Bu inanılmaz taşıta gerçekten hayran kalmak için denemeniz gerek. Burası Emsland'daki test alanı. Halk maglevde yolculuk deneyimini yaşama şansına kavuşuyor. Burası da Almanya'daki maglev test alanının kumanda merkezi. Burada 32 kilometrelik bir hattımız var. Yüksek hız denemeleri için 8 kilometrelik düz bir bölüme sahip. Deneme hattının kuzey ve güneyinde ise dönüş noktaları var. Bu düzen sayesinde aracı kullanarak test sürüşleri yapabiliyoruz. Hangardaki titiz incelemeden sonra kumanda merkezi yeşil ışık yakıyor. Maglev yüksek hız denemesine hazır. Mouse'u tek bir kez tıklatarak mıknatısları harekete geçiren bilgisayarlar devreye giriyor ve maglev yer çekimine meydan okuyor. Bu safkan tren bacaklarını açmaya hazır ve bugün saatte 400 kilometre hız yapacak. Teknisyenlerin yerini almasıyla beraber hız testi başlıyor. Bu erkekler ve kadınlar tamamen bilgisayar destekli bir operasyonun tek insani tarafı. Operasyon bölümünde insan kullanmayarak
kontrolü bilgisayarlara bırakarak daha akıllı ve güvenli bir sistem yarattıklarını düşünüyorlar. Transrapid'in ulaştığı en yüksek hız saatte 310 mil veya 500 kilometre. O kadar yüksek hızda insanların zamanında müdahale şansı azdır. Treni yoldan belirli bir yükseklikte tutmaya, böylece sarsıntısız bir yolculuk geçirmenizi sağlamaya yarıyorlar. Bu arada bilgisayarlar aracın hareketini sağlayacak itiş gücünü kontrol altında tutuyor. Burası tam donanımlı bir test merkezi. Her deneme tek bir amaç uğruna yapılıyor. Teknolojiyi ilerletmek. Maglev tam otomatik bir sistem. Hız bilgisayarlar tarafından kontrol ediliyor. Güçlü ve dengeli, aynı zamanda da yolcuların koltuklarına yapışmalarını önleyecek kadar dereceli bir hız artışı var. Maglev'e ilk kez Almanya'daki test alanında bindim. Ana vagonda durup camdan dışarı bakıyordum. Bu deneyimin asıl inanılmaz olan yanı, araç yolda gittikçe sanki bir video animasyonu izler gibi oluyorsunuz. Her şey dümdüz görünüyor. O kadar hızlı bir araçta giderken etrafı dümdüz görmeniz inanılmaz. Yol tabanı ve araç arasındaki hassaslık o kadar dengede ki, sarsıntı neredeyse minimum düzeyde. Fakat teknisyenlerin manzara seyredecek zamanı yok. Tamamen test sürüşüne odaklanmış durumdalar. Dev dönüşten sonra 10 kilometrelik düz yol üzerinde hızlanmaya hazırlanıyorlar. Maglev bu test sırasında maksimum hıza çıkacak. Maglev havada gittiği için ticari trenlerde olan tekerlek ve yol arasındaki sürtünme ortadan kaldırılmış. Bu daha süratli hızlanma ve yavaşlama aşamaları anlamına geliyor. Güç beygir gücü olarak değil, bitler ve kilovatlar halinde hesaplanıyor. Bu süper bilgisayarlar saniyede milyonlarca hesap yaparak mıknatıs sistemine veri gönderiyor ve veri alıyor. Hepsi maglevi dengede ve hareket halinde tutabilmek için. Bir dalga üzerinde, manyetik bir dalga üzerinde sörf yapmak gibi. İtiş gücü böyle sağlanıyor. Transrapid mühendisleri manyetik dalgayı böyle hızlandırıyor. Çok kontrollü ve emniyet kemerine ihtiyaç duymadan içinde dolaşabilirsiniz. Her şey çok düzgün. Test merkezi Maglev'i ticari bir operasyon sırasında olası her türlü durumda denemek üzere tasarlandı. Yağmurda, karda, rüzgarda ve hatta fırtınalı havada bile denendi. Bu kıvrımların üzerinde hız saatte 200 kilometreden fazla değil. Yolcuların rahatı yüzünden, tıpkı normal yolculuklarda olacağı gibi, deneme yolu üzerinde de yolcular herhangi tehlikeli bir deneyde kullanılamaz. Düz yola çıktığı anda Maglev tam hızda ilerlemeye başlıyor. Burada kamera hilesi yok, gerçek zamanlama var. Teknisyenler analiz için veri topluyor. Maglev'in hızı ve performansı kumanda merkezinde dikkatle izleniyor. Düz yolda ilerlerken hızı saatte 400 kilometreye çıkıyor. Maglev deneme sürüşünü başarıyla bitiriyor. Tüm veriler toplandı. Teknisyenler bir sonraki nesil maglevler üzerinde çalışmak üzere masa başına dönüyor. Bu ekipte çalışmak gerçekten ilginç bir deneyim. Bir çalışma günü asla diğerine benzemiyor. Çok değişik testler yapıyoruz. Gerçekten çok ilginç. Ve şimdi ticari araç üretme aşamasında olduğumuz için her şey daha da ilginç bir hal aldı. Dünyanın ilk maglevi 2002 yazında Şangay'a getirildi ve kaldırma aşaması başladı.
Burada hata payı 1 milimetreden bile daha az. Yolcu kompartımanını kaldırma işlemine başlıyorlar. Maglev'in yapımına başlayalı sadece aylar oldu. Yolcu kompartımanıyla iskeletin birleştirilmesi sırasında her adım ayrı bir dikkat gerektiriyor. Bilgisayarlar monte edildi. Şimdi gerçeklerin zamanı. Güç verildiğinde araç havalanacak mı? Devreler çalıştırılıyor ve gövde havalanmaya başlıyor. Sonra iskeletin üst tarafı itiş sisteminden ayrılıyor. Yolcu kompartımanı artık tahrik mekanizmasıyla birleşik değil. Vagon parçaları kasalara yüklenerek Şangay yolculuğuna başlamak üzere kargo gemilerine götürülüyor. Geriye iki sorun kalıyor. 15 ayda 3 tren yapıldı. Fakat sonraki 12 ay boyunca 12 tane daha tren üretmeleri gerek. Almanya'da dikkatle bir araya getirilen bu trenler, Şangay'da inşa edilen tren yolunda ilerleyebilecek mi? Bu lokomotiften sonraki en büyük icat olabilir. Ya da milyarlarca dolarlık bir kayıp. 11 Eylül 2002 tarihinde inşaatın başlamasından 18 ay sonra maglev trenleri yol üstünde yerlerini alıyor. Deneme seferleri başlıyor. İnsanlar şehir merkezinden hava alanına giden hattı kullanmadan önce bu deneme gerekli. Tören ve kutlamaları geride bırakan mühendisler için kısıtlı zamanda gelen büyük talep üzerine üretilen konseptin işe yaradığını kanıtlama zamanı. Farklı inşaat gelenekleri ve sistemleriyle çalışan Alman ve Çinli ekipler zaman ve mesafe sorununu yenmeyi başarabilecek ve 2 milimetreden daha az bir hata payına sahip sistemi uygulamaya koyabilecekler mi? Şangay'daki tren hatları Almanya'da inşa edilenlerin bir uyarlaması. Çinli mühendisler 50 metre uzunluğundaki kirişler yerine 25 metrelik putreller kullanmayı tercih etmiş. Bu yapılacak işin ve 30 kilometrelik genişlik boyunca kullanılacak kiriş sayısının ikiye katlanmasına neden olmuş. Ama halatları bir araya getirmeyi kolaylaştırmış ve böylece inşaatı teslim tarihine yetiştirmeyi başarmışlar. Bu Kevin Coates gibi ulaşım uzmanları için bile bir mucize. Şangay'da 19 mil uzunluğunda bir tren yolu sistemimiz olmasına rağmen tüm yol boyunca hata toleransı 1 milimetreden daha az. Bana göre bu tür bir hassasiyetin dünyada eşi benzeri bulunamaz. Tren yolunu istenen işletim kurallarına uygun hale getirmek için mühendisler hat boyunca istenen düzeltmeleri yapabilmek için ayarlanabilir bir taşıma sistemi kurmuş. 3 şeritli sistem tren yolu kirişlerini gerekli ayarlamalar için yükseltmek veya alçaltmak için kullanılıyor. Tüm yol boyunca 10 bin taneden fazla ayarlanabilir kiriş bulunuyor. Fakat hattın tamamı katı betondan imal edilmemiş. Bazı bölümler çelikten. Bu çelik devreler istendiği anda çalıştırılıp trenin şerit değiştirmesi sağlanıyor. Fakat hız dönüş sırasında saatte 200 kilometrede kalıyor. Sorun insan yolcular. Yüksek hızda ani bir dönüş insanların etrafa savrulmasına neden olur. Tren yolu mükemmele yakın biçimde tamamlandığına ve ilk maglev aracı üzerine yerleştirildiğine göre tek trenlik bir deneme sürüşü zamanı geldi. Hız denemelerinde saatte 501 kilometreye çıkmayı başararak dünyanın ticari demiryolu sistemleri arasında bir rekora imza atılıyor. Ama bir engel daha var. Yan yana inşa edilmiş iki tren hattı üzerinde araçları birbirlerinin yanından geçirmeleri gerekiyor. Trenler saatte toplam 860 kilometre hızla giderken birbirlerinin yakınından geçecek.
Simülasyon ve araştırmalara dayanarak araçların birbirlerinin yanından geçerken yüksek basınç ve rüzgarın etkisine dayanacak şekilde tasarlandığını söyleyebiliriz. Fakat bu tür bir test daha önce yapılmamış. Mühendisler araçları halka sunmadan önce bu testin tamamlanmasını istiyor. Trenlerden biri Şangay şehir merkezindeki Yang istasyonundan, diğeri ise havaalanından kalkıyor. Sadece 3,5 dakika içinde araçların karşılaşacağı mesafenin yarısı kat edilmiş olacak. Her tren saatte 430 km hıza çıkıyor. Bu sürate 1 dakikadan az bir sürede ulaşacaklar. Saatte toplam 860 kilometrelik bir hızla birbirlerini geçecekler. Bu ekip için büyük bir başarı. Maglevler bu kritik testi eksiksiz biçimde tamamladı. Geriye tek soru kalıyor. İnsanlar bu ulaşım sistemine para verir mi? Cevabı bulmak uzun sürmedi. Çin halkı bu yeni sisteme doğru akın etti. Sadece 3 yıl içinde 8 milyon yolcu Şangay'daki maglev hattını tercih etti. Gerçekten mucizevi bir taşıma yöntemi. Beni en çok etkileyen yanı ise güvenilirliği. 19 millik bir mesafede yolculuk sadece 7 dakika 30 saniye sürüyor. Diğer araçlarsa bunun %99.92'si kadar daha zamana ihtiyaç duyuyor. Mucizevi. Neredeyse mükemmel. İnsanlar buna Şangay maglevleri 2 milyon kilometrenin üstünde yol kat etti. Günde 9 saatten 18 saate kadar çalışıyorlar. Şangay halkı trenleri turist çekmek amacıyla da kullanıyor. Neden olmasın ki? Sonuçta bu şu anda dünyada bulunan tek ticari maglev sistemi. 2006 Ağustos'unda bataryalarda çıkan bir problem yangına sebep oldu. Ancak hiç kimse yaralanmadı. Bu olayın dışında Şangay maglevinin güvenlik kayıtları kusursuz. 7,5 dakikalık yolu tek bir saniye gecikmeden kat ediyor. Çin için yeni bir çağın başlangıcı. Kendi maglev endüstrileri için kullanabilecekleri yeni bir prototip var. Fakat asıl soru hala akıllarda. Maglev'in Çin dışında şansı ne olacak? Açıkçası Almanya'daki Transrapid kazası gibi olaylar bu teknolojiye olan güveni arttırmıyor. Bu üzücü bir hikaye. Hiç yaşanmaması gerekirdi. Hiçbir şekilde teknolojinin bir hatası söz konusu değil. Birileri bir hata yaptı ya da birkaç kişi bir hata yaptı ve ne yazık ki insanlar öldü. Uzmanlar sadece kazanın neden olduğuyla değil, maddi hasarla da ilgileniyor. Her trajediden çıkarılabilecek bir ders vardır. Kevin Coates bazı ilginç noktalara parmak basıyor. Almanya'daki bu kazada olduğu gibi, sistem hakkında bilgi sahibi olduğum için beni şaşırtan başka şeyler de oldu. En önemlisi, maglevler yakıt taşımadıkları için herhangi bir ateş topu, herhangi bir patlama veya yangın yaşanmadı. Yangın gerçekten korkunç bir şey. Uçaklar düştüğünde, otomobiller ve tırlar çarpıştığında dev yangınlar olur. Bu sistemde buna asla yer yok. Ayrıca tren yoldan da çıkmadı. 60 tonluk bir bakım aracına çarpmasına karşın kesinlikle yoldan çıkmadı. Geleneksel trenlerde raydan çıkma büyük sorunlar yaratabilir. 3 Temmuz 1998'de Kuzey Almanya'da bir ICE treninin tekerleği ayrıldı. Tren saatte 200 kilometre hız yaparken yoldan çıktı. Vagonların birbirine çarpışı sırasında tren boyunca birçok yolcu yaralandı veya hayatını kaybetti. Geriye 101 ölü ve kritik durumdaki 105 yaralı kaldı. Fakat taşıtların devrilip birbirine geçtiği bu tür bir kaza maglev için söz konusu değil. Gövdede parçalanma veya üst üste binme yaşanmadı. Bunun sonucunda diyebilirim ki insanların bu araçların kullanıldığı toplumlarda çarpma sonrasında gelecek başka bir sorundan korkmalarına gerek yok. Aslında şunu demeye cesaret edebilirim. Ticari bir hatta bu tür bir kaza olma olasılığı yok denecek kadar az. Aslında Şangay'da benzeri bir kaza yaşanma olasılığı neredeyse yok. Ticari bir hat olmasından ötürü güvenlik mekanizmaları yerli yerinde.
Bilgisayar yol üzerinde yabancı bir obje gördüğü anda sistemi anında kapatıyor. Fakat Almanya'daki deneme amaçlı bir hat olduğu için tüm kontroller elle yapılıyordu. Bu gösteriyor ki hızlı taşıma sistemlerinden insan olgusunu çıkarıp atma planları yapsanız bile düğmeye basacak birileri mutlaka olmalı. Biri bunu yaptı ama yanlış zamanda yaptı. Ama buna rağmen, o korkunç can kaybına rağmen, dünyada daha güvenli başka bir ulaşım aracı olamayacağına dair verdiğim söze %100 sadık kalıyorum. Şanghay Maglevi, uluslararası işbirliği ve mühendisliğin başarılı bir örneği oldu. Çin için hava ve demir yolu taşımacılığı gibi petrole ihtiyaç duyulan sistemlerden kurtulmaya sadece bir adım var. Bu sistem hızlı kara taşımacılığında yeni bir standardı temsil ediyor. Dünya nüfusu arttıkça, şehir merkezleri kalabalıklaştıkça tüm yük ulaşım altyapısının üzerine biniyor. Maglev'in avantajı insan ve yük taşımacılığını daha verimli şekilde yapması. Hem de pistonlara, çarklara veya hareket eden herhangi bir parçaya gerek duymadan. En önemlisi de hava veya demir yolu için gereken petrolden çok daha azına ihtiyaç duyuyor. Fakat dünya böyle bir atılımda bulunarak manyetik havalanma taşıtlarını benimseyecek mi? Ulaşım uzmanlarına göre şimdi gelinen nokta geleceğin teknolojisi için yeni bir yatırım olacak.